İkinci dönem birinci yazıya hazır mısın sonuç evladım? Hazır değilim hocam. İşte o yüzden zaten beraber senle din dersinde neler çıkacağını bismillahirrahmanirrahim tekrar edeceğiz. İkinci dönem birinci yazının konuları Tonguç evladım bir kere 2, 3 ve 4. dönem. Ama ondan sonra da seninle beraber ufak bir sınav fragmanı yapalım. Böyle ufak bir konuları bir hatırlayalım. Ondan sonra hemen seninle süper sorular çözeceğiz. Hocam sorular zor mu? Eşleştirme soruları var. Boş doldurma soruları var. Resimli sorular var. Ondan sonra tablo doldurma, boşluk doldurma, doğru yanlış soruları ve benzeri şeklinde devam edecek. Ve tam bir yazılı provası yapacağız sana. Bir kere Tonguç'um. 3 tane üniteden sorumluyuz. Namaz, zararlı alışkanlıklar ve Hazreti Muhammed'in hayatı. Bir kere namaz ünitemizde bilmemiz gereken şeyler namaz ibadeti ve önemi aslında. Namaz dediğimiz şey aslında salat. Salat dediğimiz şey bunlar farz ibadettir. İslam dininde namaz farz ibadetlerdendir. Dinin direğidir aynı zamanda. Gerçekten de namazla kötülüklerden korunursunuz der Allah Kur'an'da birçok ayette. Mesela namazın tabii namazın çeşitleri var. İşte farzdır, vaciptir, nafiledir. Namazın kılınışı var. Namazın kılınışından önce namazın farzı dışındakiler var. Mesela işte hadesten taharet, necasetten taharet, setre avret, istikbali kıble, vakit, niyet gibi böyle temel şeyler var aslında. Mesela hemen söyleyeyim Tonguç'um namazın farzları var. İftitah tekbiri, ondan sonra kıyam, kıraat, rükû, secde, kade-i ahire dediğimiz böyle temel şeyler var. Bir de abdest var Tonguç. Abdest de namazdan önce işte gusül abdesti veya normal abdest veya teyemmüm denildiğimiz farklı çeşitleri olan bir namaza hazırlık unsurları diyebiliriz. Namazın kılınışı var Tonguç Evren benim. Kıyam, rükû, secde denilen 3 temel hareketimiz var. Kıyam dediğimiz şey kıraat de o manasına da geliyor. Aynı zamanda Tonguç Evren benim namazın kılınışını tamam yaptık eyvallah namaza niyet etmemiz gerekiyor ve benzeri. Peki şimdi Tonguç'um bu ünitemiz için olan birkaç tane peygamberimiz var. Onlardan en önemli mesela Hazreti Zekeriya. Hazreti Zekeriya'nın hayatını çok iyi bilmemiz gerekir. Neden diyeceksin? Çünkü Hazreti Zekeriya aslında Beytül Makdis dediğimiz yani Yahudilerin eskiden yaşadığı o Kudüs'ün civarındaki bir yerde neydi? Hizmetliydi, görevliydi. Sonrası Tonguç Evren Bey'im Hazreti Meryem'e bakımını ve eğitimini üstleniyor. Hazreti Meryem de Hazreti İsa'nın annesi aslında. Sonrası Tonguç çok yaşlanıyor. Çok yaşlandıktan sonra benim çocuğum mucuğum olmayacak. Ben tek başıma kalacağım diye endişe ederken Allah ona o kadar yaşlı olmasına rağmen normalde yaşlı insanların çocuğunun olması bir mucizedir ve Allah ona bu mucizeyi göstertiyor. Hazreti Yahya Aleyhisselam'ı çocuk olarak veriyor. Hazreti Yahya da Hazreti İsa da 5-6 ay sonra zaten Hazreti İsa doğuyor ve ondan sonra da oradaki aslında Hristiyanlığın ilk ortaya çıkması Hazreti İsa ile beraber başlıyor diye düşünebilirsin. Hazreti Zekeriya tam o dönemde yaşamış. Fil suresi dediğimiz şey ise Tonguç evladım benim Kabe'yi yıkmak için fillerle gelen aslında bir ordu var. Bu ordunun üzerine evabil kuşlarıyla ne yapıyor? Taşlar götürüyor. Hatta Fil suresini şöyle söyleyeyim. Hemen görmedin mi Rabbin ne yaptı fil sahiplerine? Bismillahirrahmanirrahim tabii ki. Görmedin mi Rabbin ne yaptı fil sahiplerine? Onların tuzaklarını boşa çıkarmıştır. Bunlar fillerle saldırıyor. Sonra o sırada evabil kuşlarıyla üzerlerine sürü sürü kuşlar saldı. Onlara balçıktan pişirmiş sert taşlar atıyorlardı. Derken onları yenilmiş ekin yaprağı gibi kılıverdi. Yenilmiş ekin yaprağı ve delik delik olur. Demek ki filleri gerçekten delik deşik etmişler. Ve Kabe'nin yıkılmasına engel olmuşlar diye düşünebilirsin fil suresinde. Şimdi Tonguç'un bazı zararlı alışkanlıklara baktığımız zaman alkol, uyuşturucu, sigara bunlar aslında zararlı alışkanlıkların en önemlileri. Bunlar gerçekten aklımızı örtüyor, kafamızı çalıştırmamızı engelliyor. Mesela uyuşturucu mesela bağımlılık yapan iğrenç bir şey. Sağlık sorunları yaşatıyor bize, fiziksel hasar veriyor, olumsuz iletişim sağlıyor. Mesela alkol Tonguç Evren benim çok bağımlı o da bağımlılık yapan sağlık sorunu oluşturan suça teşvik eden ve olumsuz iletişim sağlayan iğrenç bir şey diye düşünebilirsin. Sigaraya baktığımızda da erken yaşlanma sağlık sorunları organlara zarar veriyor ve aynı zamanda sigara içen birisi varsa sen onun yanındaysan ondan bile etkiliyorsun o yüzden pis nalet bir şey diye düşünebilirsin. Şimdi burada mesela kumar da var tabii bu kötü alışkanlıklardan. Kumar da psikolojik sorunlara yol açıyor. Maddi olarak ve manevi olarak da sana zarar verir düşünebilirsin. Aynı zamanda Tonguç'um başlama sebepleri bunlar için çok önemli. Daha önceden tedbirler alınmalı ve korunma yollarına başvurulmalı diye düşünebiliriz Tonguç'um. Ve aynı zamanda Hazreti Yahya Aleyhisselam'a baktık. Şimdi Hazreti Yahya Aleyhisselam'sa Hazreti Zekeriya'nın aslında çocuğu. Dolayısıyla Hazreti Zekeriya'nın çocuğu olduğundan dolayı Hazreti İsa ile neredeyse aynı dönem aslında beraber yaşamışlar gibi düşünebilirsin.
Zekeriya'nın oğlu ve Kur'an-ı Kerim'de ismi geçen bir peygamber. Mesela hatta şöyle bir ayetimiz var Meryem suresinde. Ey Zekeriya, sana Yahya isminde bir oğlan müjdeliyoruz. Bu adı daha önce kimseye vermemiştik diye bir ayet var. Ve demek ki Yahya ilk defa o adı alan insan olarak tarihe geçmiş diye düşünebilirsin. Ve aynı zamanda Kur'an-ı Kerim'de Hazreti Yahya için ey Yahya kitabı kuvvette tut şeklinde, ondan sonra henüz çocukken ona hikmeti verdik şeklinde güzel güzel ayetler var. Ve Hazreti Yahya'ya da övücü ayetler var diye bilmemiz gerekiyor. Bir de Tebbet suresi var Tunguç Evlami. Tebbet Ebu Leheb dediğimiz bir adam var. Ve gerçekten de din düşmanı ve inanılmaz derecede dünya malı peşinde koşarak Allah ve ahireti unutan garip bir adam. Ebu Leheb'in iki eline yuh oldu, kendine de yuh şeklinde bir ayet aslında. Burada şunu bilmemiz gerekiyor. Allah Kur'an'da çok az insana karşı böyle bir kınama yapıyor. Bunlardan bir tanesi de Ebu Leheb. Ve onun yanacağını, yani daha dünyadayken yanacağını söylüyor. Ne, ona ne malı fayda verdi ne de kazandığı şeklinde uyarıyor. Karısının da aslında cehenneme gideceğini söylüyor diye bilmemiz gerekiyor Tonguç'um. Hazreti Muhammed'in daveti ve Mekke dönemine baktığımız zaman Hazreti Muhammed aslında bütün insanları ne yapmış? İslam'a davet etmiş. Ve bu İslam'a davet ettiği süreçte de birçok insan bu davete icabet etmiş. İlk vahiy geldi Hazreti Muhammed'e. Ondan sonra ilk başta yakın insanlara söyledi. Ondan sonra işte Hazreti Ali, hizmetçisi Zeyd bin Harise, bunlar aslında Ebu Bekir İslam'ı ilk kabul edenler arasında diyebilmemiz gerekiyor. Hazreti Hatice zaten her zaman yanındaydı peygamberimizin. Ve hak çağrının yaygınlaşması da bu davetlerle oldu. Burada bazı tepkiler oldu tabii ki. Ondan sonra ne oldu? Bu tepkilere karşı peygamberimiz dedi ki ben hicret ediyorum. Yani Mekke'den Medine'ye gidiyorum. Ve burada ciddi manada boykot yılları da geçti. Bunları da bilmemiz gerekiyor. Tunguç Erhan Bey, bunları yaptıktan sonra şimdi seninle beraber yazılı başlıyor. Hükümlerine göre namazları yazarak örnek veriniz demiş. Hemen bakalım. Bir kere namazları üçe ayırıyorduk. Birincisi farz namazları Tonguç Evladım Bey'im. İkincisi Tonguç Evladım Bey'im vacip namazları. Farzdan birazcık daha farz gibi değil ama farza yakın bir ibadet aslında. Bir de Tonguç Evladım Bey'im nafile namazlar var. Nafile dediğimiz şey ise yapılması zorunlu değil ama yapsan çok güzel sevap kazanacağın ibadetler. Geldik Tonguç'um farz namazlara. Farz namazlarımız tabii ki 5 vakit namaz kılıyoruz. Bunlar aslında farzdır. Sabah, öğlen, ikindi, akşam ve yatsı. Ondan sonra Tonguç Evlami'nin cuma namazı farz namazlardan bir tanesidir. Ve aynı zamanda Tonguç'um cenaze namazı da farz namazlarımızdan en önemlilerindendir diyoruz. Cenaze namazını illa herkesin kılması gerekmiyor tabii. Mesela ben cenaze namazı kılıyorum. Hayır, orada bir kişi kılsa da yetiyor cenaze namazını. Vacip namazı ama mesela cuma namazı ve 5 vakit namazı her bireyin şahsi olarak kılması gerekiyor. Bunu da bilmemiz gerekir. Vacip namazlara baktığımız zaman Tonguç'un bayram namazları vacip namazların aslında en önemlisi. Vacip deyince bayram namazı gelecek aklımıza. Hatta bir de Tonguç Evlami'nin vitir namazı. Vitir namazı dediğimiz şey de vacip namazların içine girer. Nafile namaza baktığımız zaman teheccüd namazı. Teheccüd namazı dediğim şey gece namazı. Bunun yapılması zorunlu değil ama yaparsan, gece kalkıp ibadet edersen çok büyük sevabı var. Şükür namazı Tonguç evladım benim. Aynı zamanda işte tövbe namazı. Bunların hepsi de nafile namazlara giriyor diyoruz. Geldik şimdi diğer sorumuza. Demiş ki eşleştiniz demiş. Hadesten teharet, necasetten teharet, setre avret, istikbali kıble ve aynı zamanda vakit ve ne var Tonguç'um? Niyet. Bunları eşleştireceğiz. Şimdi namaz kılınan yeri ve elbiseyi temiz tutmaya biz aslında necasetten teharet diyoruz. Necaset dediğim şey aslında pisliklerden, necaset dediğim şey pislik, necis şeyler. Necasetten teharet dediğim şey pisliklerden arınma, yani temizlenme aslında, temiz tutmak da bununla benzer. Abdestle veya gerekirse gusülle namaza hazırlanmak. Tabii ki Tonguç Evlami, abdestle ve gusülle namaza hazırlanmak aslında hadesten teharet. Burada da hadesten teharet deyince abdest aklımıza gelmesi gerekiyor. Setre avret dediğimiz şey ise
hemen namazda örtülmesi gereken yerleri örtmek setre avret olarak adlandırılıyor. Tunguç Erdoğan benim örtmek, avret yerlerini örtmek aslında setir örtmek demek. İstikbali kıbleye baktığımız zaman... Aa, kıble bu kolaymış. Harika kıble. Gerçekten Kabe'nin bulunduğu yöne doğru dönmek. Zaten Kabe bizim kıblemizdir. Yani namaz kılarken oraya doğru dönmek zorundayız. Vakite baktığımız zaman her namazı kendi vakti içinde kılmaktır aslında vakit dediğimiz şeyde. Mesela sabah namazının işte tan yeri ağarmaya başladığından güneş tam doğuncaya kadar ki kılma vakti vardır. Bu kadar. Sen bunun dışında kılarsan sabah namazı olmaz artık. O sabah namazı geçmiştir. Yani Allah diyor ki zaten her gün düzenli bir şekilde belli vakitlerle farz kılınmıştır sana namaz diyor. Yani vakit olmadan sen ben sabah namazını akşam kılacağım. Böyle şey olabilir mi? Böyle bir mantık olabilir mi? Sabah namazı adı üstünde. Dolayısıyla bunu yapmamamız gerekiyor. Niyet dediğimiz şey Tonguç Evren benim kılınan namazın hangi namaz olduğunu bilerek baştan ben bu namazı kılıyorum diyerek başlamak. Yani nasıl bir plansız bir veya programsız bir gemi yürümezse veya bir öğrenci çalışamazsa aynı onun gibi namazda da aslında bir niyet ederek bir başlangıç yapıyoruz. Geldik Tonguç'um, görsellerin namazın hangi rüknü ile olduğunu yazınız demiş. Bir kere namazın neler namazda hangi neydi? İlk başta bir ayakta duruyorduk Tonguç'um. En önemli şeylerden bir tanesi. Biz bu ayakta durmaya kıyam diyoruz. Ya da Tonguç evladım benim kıraat diyoruz. Kıyam veya kıraat diyoruz. Ve Tonguç evladım böyle eğilmeye ise böyle dizlerimizle diz kapaklarımızı ellerimizi koyarak eğilmeye ise ne diyoruz evladım? Rükû diyoruz. Rükû diyoruz. Ve secdeye varmaya ise böyle yere kapaklanmaya ise biz secde diyoruz. Bunları da çok iyi bilmemiz gerekiyor Tonguç'um. Geldik tabloyu doldurunuz demiş. Burada tabloyu doldurunuz dediğim şey aslında toplam rekat sayısı. Buna hatta şöyle bir ad verelim. Rekat tablosu diyebiliriz. Şimdi sabah namazına baktığımız zaman sabah namazı aslında sadece bir kere ilk başta farzını yazalım. Sabah namazının farzı 2 rekat. Öğle namazının farzı 4 rekat. İkindi 4 rekat. Akşam 3 rekat. Yatsı 4 rekat. İlk başta bunlar farzlar. Farzadan sonra neye geçelim Tonguç Erdoğan? Bir kere vacip dediğimiz şey sadece yatsı namazında var. O da nerede? 3 rekat vitir namazı var aslında. Onun dışında hiçbir vacip namaz yoktur diye düşünebiliriz. Geldik Tonguç Erdoğan benim ilk sünnete. Sabah namazında, öğle namazında, ikindi namazında, yatsı namazında ilk sünnet var. Sadece akşam namazında ilk sünnet yok. Dolayısıyla bunda 2 rekat, buna 4 rekat, buna 4 rekat, buna 4 rekat olmak üzere akşam namazında sünnet yok diyoruz. Son sünnete baktığımız zaman Tonguç'um, son sünnet dediğimiz şey de aslında sabah namazında yok son sünnet. Öğle namazında 2 rekat son sünnet var Tonguç Evren benim. İkindi namazında yok son sünnet. Akşam namazında da 2 rekat son sünnet var Tonguç'um. Yatsı namazında 2 rekat son sünnet var. Dolayısıyla böyle bir tablo karşımıza çıktı. Bunların hepsini toplarsak Tonguç Evren benim. Sabah namazında 4 rekatımız var. Öğle namazında toplam 10 rekatımız var. İkindi namazında toplam 8 rekatımız var. Akşam namazında da 5 rekat, yatsı namazında da 13 rekatımız var. Tabii bunlar Tonguç şunu bilmem gerekiyor. Bunlar aslında hepsi bizim çok ibadet yapmamız için. Hem ibadet yapmamız, hem de şöyle bir camiye gidiyoruz değil mi Tonguç? İslam dini aslında sosyal bir din. İslam dini hep beraberlik, birlik, beraberliğimizi kuvvetlendirmemiz gereken bir din. Dolayısıyla bu birlik beraberliğimizi sağlayabilmek için ne yapıyoruz? Biz camilerde namaz kılıyoruz. Bu camilerde namaz kılarken ne olması gerekiyor? İşte ben 5 rekat, sen 10 rekat, sen 7 rekat. Böyle değil. İslam dini bir birlik, bütünlük, bir tek hani peygamberimizin dediği gibi bir aslında herkes bir organın canlının farklı organları gibi birbirlerini besliyorlar. Dolayısıyla biz de aynı onun gibi beraber olabilmek için böyle bir rekatların hani düzeni var. Burada toplam dört rekat kılınır sabah. Ondan sonra öğlen 10 rekat kılınır. İkindi 8 rekat kılınır. Akşam 5 rekat kılınır. Yatsı da 13 rekat kılınır. Tarzında bir düzenimiz var. Daha bu fazla düzende, kılabilir miyiz hocam? Hem daha fazla kılabilirsin. Tabii istersen daha fazla kılabilirsin. Niye kılamayasın? İstersen bunun sonuna 50 tane daha rekat ekle. Hatta teravih namazı ne yapıyorsun Tonguç'um? Ramazan'da 20 rekat daha fazla namaz kılıyoruz. O da teravih olarak adlandırılıyor. Hatta 20 eklersen 33 rekat derler ya teravih namazı. İşte o 33 rekat dediğim şey aslında oradan geliyor. O yüzden şunu bilmemiz gerekiyor. Bunların hepsi bir düzen oluşturmak için diyoruz. Geldik boşluğa dolduralım.
Nokta nokta suresinde Yemen valisi Ebrehe'nin ve ordusunun helak edilişinden bahsedilir. Tonguç evlenmeyim. Yemen valisi dediğimiz şey aslında fillerle Kabe'yi yıkmaya çıkan aslında bu arkadaş. Ve biz Fil suresinde bundan bahsediliyor. Fillerin kafasına taşları ebabil kuşlarının attığını söyleyerek, o kuşların attığını söyleyerekten ne yapıyor? Onların helak edildiğini söylüyor. Suyun bulunmadığı durumlarda nokta nokta yapılır. Suyun bulunmadığı durumlarda abdest alamayacağımız için, çünkü abdest normal nasıl alırmış biliyor musun? Bir kere kolları kadar, şuraya kadar elimizi yıkamak, Kur'an'da geçen ifade, şuraya kadar elimizi yıkamak, tam böyle şeyimize kadar, kolumuzun buraya kadar, ellerimizle beraber buraya kadar yıkamak. Aynı zamanda Tonguç'um yüzümüzü yıkamak, hop diye yüzümüzü tam bir şekilde yıkamak. Ondan sonra ayaklarımız Tonguç evlenmeyelim. Sonra kafamızı meshetmek Tonguç evlenmeyelim. Bunları tam yerine getirip ağzımıza, burnumuza su vermek de abdestin sünnet olan kısımları. Bunları da bildikten sonra su bulamazsak ne yapacağız? Abdest almamız gerekiyor, namaz kılmamız gerekiyor, abdest almamız gerekiyor. Ne yapacağız? Teyemmüm denilen aslında toprakla beraber aynı o hareketleri yapacaksın. Toprağı böyle eline alıp böyle hafif elinde yaparaktan, ovuşturaraktan suratına, ondan sonra kollarına bunu teyemmümle aslında abdest almış sayılıyorsun. Allah bunu kuru toprakla abdest alabilsin diyor. İnsanın diğer insanlara karşı ihlal etmemekle sorumlu olduğu haklara ne denir Tonguç Ölenmem? Kul hakkı denir. Biz nasıl davranmamız gerekiyor? Adaplı, usulüne uygun davranmamız gerekiyor. Neye göre? Diğer insanların hakkını düşünerekten sorumluluğumuz var ve buna kul hakkı diyoruz. Hazreti Zekeriya'nın vefatından sonra tebliğ vazifesi oğlu olan Hazreti Yahya'ya geçmiştir. Yahya ile devam etmiştir diyoruz. Nokta nokta suresi Hazreti Peygamber'in amcası Ebu Leheb hakkında indirilmiştir. Tebbet suresi dediğimiz şey, Tebbet suresinde aslında Ebu Leheb'e, Hazreti Peygamber'in amcasına büyük şeyler geçiyor. Hani ifadeler geçiyor. Nedir? Cehenneme gireceksin. Karın da cehenneme girecek diyerekten, bak peygamberin amcası olsan bile kurtulamıyorsun. Dolayısıyla öyle ben çok dindar bir ailenin çocuğuyum. Böyle bir şey yok. Benim babam namaz kılıyor. Sen kimsin? Önemli olan o. Senin baban namaz seni kurtarmayacak ki. Peygamberin amcası bile Allah tarafından deniliyor ki sen cehenneme gireceksin. Kadın da senin odununu taşıyacak. Yani yakan, seni yakan odunu taşıyacak. O da cehennemin dibine girecek diyor. Yani Allah'ın söylediği şey de Hazreti Peygamber'in amcası olsan dahi kurtulamıyorsun. Bizim hatta Hazreti Muhammed'in amcası, o bile cehenneme giriyor diyoruz. Yüce Allah Hazreti Muhammed'e ilk emri de 610 yılının Ramazan ayında göndermiştir Tonguç'um. Bunu da bilmemiz gerekiyor. 610 yılının Ramazan ayında, yani Kur'an-ı Kerim ilk başta Ramazan ayında indirilmiştir diyor. Hazreti Peygamber'e ilk inananları yazınız demiş. Hemen bakalım. İlk başta karısı Hazreti Hatice. Çünkü en yakınında o vardı. Zaten ilk inananların hepsi en yakınında onlar. İkincisi Tonguç Evlenmeyelim Hazreti Ali. Hazreti Ali de aslında peygamberimizin ilk inananlarından. Üçüncüsü Tonguç Evlenmeyelim Zeyd bin Harise. Zeyd bin Harise de Hazreti Peygamber'e inandı. Ve Hazreti Ebu Bekir de Hazreti Peygamber'in çok önemli bir dostuydu, arkadaşıydı. O da ilk inananlar arasındadır diye düşünebiliriz. Geldik Tonguç'um, boş bırakılan yerlere ne yazılsa doğru olur demiş. Şimdi akıl yetisini kullanmaya engeller. Akıllı kullanmıyoruz. Güvenirliği zedeler. İradeyi zayıflatır. Ruh ve beden sağlığını bozar. Bağımlılığa yol açar. Maddi zarara uğratır. Bir kere şimdi bağımlılığa yol açması, akıl yetisini kullanmaya engellemesi, ben şeyi gördüm, beden sağlığını bozması, ben buradan alkol veya uyuşturucu olduğunu gördüm. Alkol veya uyuşturucu aslında. Bunların ikisi de aslında bu söylediğimiz bütün kötü şeyleri sağlıyor. Hatta uyuşturucuyu almak için ve alkol almak için çok para harcadığın için maddi zarar da uğratıyor. Alkol ve uyuşturucunun o zaman bireysel zararları diyebiliriz. Bireysel zararları aslında bunlar teker teker. Çok ilaç değil mi hocam? Evet, tebrik ediyorum seni Tonguç'um. Peki nasıl çalışacağım hocam? Şimdi yapman gereken 06'ya sözel kitabımızı açıp, burada din var görüyorsun Tonguç'um. Din dersimize ait hangi sayfaları çalışman gerektiğini sana söylüyorum. Bir kere nereden başlıyoruz Tonguç Ölen'in? Namazdan başlıyoruz. Ünite 2'den başlıyoruz. Yani sayfa 186'dan başlıyoruz.
namaz ünitemizden başlıyoruz. Namazın çeşitleri var. Burada farz, nafile, vacip, demin anlattığım gibi namazın farzları, namazın içindeki, dışındaki farzları, abdest, cemaatle namaz. Bu kavramları çok iyi bilmen gerekiyor. Beş vakit namaz, namazın kılınışı, cuma namazı, teravih namazı, cenaze namazı. Burada hatta resimlerle göstermiş olduk. Tabi buradaki soruları da çözsen çok iyi olur Tonguç'um. Hazreti Zekeriya, ondan sonra Fil suresi, buradaki yaşanan olaylar, bunlarla alakalı sorular. Ondan sonra bazı zararlı alışkanlıklar Tonguç Evren benim. Zararlı alışkanlıkları başlama sebebi ve korunma yolları ve kul hakkı Tonguç Evren benim. Aynı zamanda Hazreti Yahya'yı da bilmemiz gerekiyor. Tebbet suresi de karşımıza gelecektir Tonguç'um. Ve Hazreti Muhammed'in daveti, yani Mekke dönemine baktığımız zaman ilk vahiy, yakın çevreye çağrı ve benzeri, buradaki soruları da çözersen mükemmel olacak. Yani sayfa 205'e kadar çalışsan yeterli olur Tonguç'um. Tabii bunların hepsini akıl notlarından dolaşabilirsin. Akıl notları kitabımızda 6. sınıfın 2. dönem konularında dikkat ettiysen Tonguç'um hemen buradan zararlı alışkanlıklar, ondan sonra kumar oynamanın bilimsel, Hazreti Yahya, bir sure tanıyorum, Hazreti Muhammed'in hayatı ve benzeri akıl haritalarının aslında versiyonu diyebilirsin. Zoru Bankası'na baktığımız zaman Tonguç'um sayfalarımızdan namaz ibadeti ve önemi sayfa 258. Yani test 5 ile başlıyorsun. Buradaki zorular birazcık zor, onu söylemek istiyorum. Ha. Ondan sonra test 6, bak test 5 ile başladın. Test 5 ile başladın. Test 6, Hazreti Zekeriya Fil suresi. Test 7, zararlı alışkanlıklar. Test 8 ve test 9'u da yaparsan aslında bitirmiş oluyor. Burada test 9'a kadar yaparsan Tonguç'um mükemmel olacak diyoruz. Ve onun dışında çok son bir haberim daha var. Dörtlü motivasyon denemeniz çıktı Tonguç Öğren Bey. Bunda tüm dersler var mı hocam? Örnek sorularını uyumlu bir şekilde tamamı yatay sorulardan. Tabii tüm dersler, mesela din de var. Hemen dinli göstermek istiyorum. Bu Türkçe soruları yeni tarz görüyorsun. İnfografik sorular. Mesela din dersimizde de din kültürel bilgisayarında tamamı yatay sorulardan oluşmakta. Akıl yürütmeyi, çıkarım yapmayı gerektiren sorularla oluşmakta. Tabii ki bunun matematik feni zaten ayrı bir efsanedir. Onu da söylemek istiyorum. Gerçekten de yeni tarz sorular. Aa, iskelet var orada. Evet, gerçek yaşam problemleri karşımıza çıkacak diyoruz. O zaman Tonguç'um senin yapman gereken şimdi ödüllü sorunu yapmak ve yorumları atmak. Sınavda da 100 almak. Hadi bakalım. İnşallah hocam.